Genç İngiltere programından herkese merhaba. Bu hafta Talpa 2. Çalıştay günündeydik. Şimdi Ayşet Uşşokulu kurucu müdürü Celal Cingöz Bey ile birlikteyiz. Celal Cingöz hocamız çok değerli bizim için. Sağ olun. Merhabalar efendim. Biz sizin artık böyle okulunuzda 6 sene oldu. Kurulalı sizlerle birlikteyiz. Bugün bir çalıştayla ilgili hem okulunuzu bize hem kısa bir ekranlarımıza tanıtın hem de kısa bir konuyla ilgili düşüncelerinizi alalım. Tamam. Öncelikle bu konuyla ilgili ben düşüncelerimi söyleyeyim. Talpa yeni yönetim göreve başladığından itibaren gerçekten çok faydalı çalışmalar yapıyor. Bunlardan en sonuncusu işte pilot çalıştayının ikincisi. Ve bugünkü gündemi eğer takip ettiyseniz çok güzel konular işlediler. Bu hem sektörü aydınlatması açısından hem de otoriteye bazı inputlar vererek şu anda yanlış olan veya eksik olan bazı kuralların değişmesi konusunda yardımcı olacağına ben inanıyorum. Belki dikkat ettiyseniz katılımcıların arasında Ayşet öğrencileri çoğunlukta. Ben fotoğrafları çektim. Şey, biz okul olarak bu çalışmaları gerçekten önemsiyoruz. Sektöre kısa sürede girecek ve bir şekilde iş gücü sağlayacak arkadaşlarımızın şimdiden konuya vakıf olmasını istiyoruz. Onları bu konuda motive ediyoruz. Ve burada öğleden sonra yapılacak soru cevap kısmında da en azından kendi kafalarında olan soruları sorarak aydınlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hadi. Yemeğe çıkıyoruz gibi misin? Yemeğe. Tamam. Yukarıda mı? Nerede? Tamam. Geliyoruz. Tamam. Ya kusura bakmayın. Olsun. Şey, biz arada siz ona kesersiniz. Biz zaten Ayjet'i tüm hava yollarında görüyoruz. Artık bütün her yerde görüyoruz. Bütün kargo pilotları, uçuş pilotları da her hava yolunda Ayjet uçuş okullarının öğrencileri artık pilot olmuş bir şekilde yer alıyorlar. Biz sizi tebrik ediyoruz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi kurulduğumuzdan beri biliyorsunuz sayılar gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 400'ün üzerinde şu ana kadar lisans verdik. Ve bu 400 pilotumuzdan 350'ye yakın olanı şu anda hava yollarında kokpiti yerlerini aldı, uçuyorlar. Bu bizim için tabii çok güzel. Ve önümüzdeki seneler içinde daha kurumsal olma adına üniversitelerle yaptığımız çalışmaları da belki biliyorsunuz. Bildiğinizi ben tahmin ediyorum. O konuda biraz daha şey olacağız, verimli olacağız sektör için. Biz sektöre gerçekten bilgi ve becerileri en yüksek seviyeye ulaşmış kişileri yollamak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu şekilde. Sizin de desteğinizle en azından iletişim konusunda bize çok destek olduğunuzu biliyoruz. Hocam bir de bildiğimiz kadarıyla bütün üniversitelerin havacılık bölümleri Hazarfen'de uçmak için sıraya geliyorlar. Girmişler. Size evet girmişler. Oldukça da sizin öğrenciniz yoğun uçuşlardan dolayı alamıyorsunuz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şu anda biz tek bir üniversiteyle çalışıyoruz biliyorsunuz, Özyeğin Üniversitesi ile. Şimdi Özyeğin Üniversitesi'ne olan taahhütlerimizi yerine getirme adına diğer kurumlardan gelen teklifleri kabul etme şansımız yok. Çünkü kapasitemiz belli. Bu kapasitenin üzerine aşarsak taahhütlerimizi yerine getirme şansımız yok. Biz Ayjet olmamızın en büyük şeylerimizden, özelliklerinden bir tanesi taahhütlerimizi zamanında yerine getiriyoruz. Bu açıdan bizim çok önemli. Ama diğer üniversitelerde eğer elini taşın altına sokar, başka böyle küçük meydanların faaliyete geçmesini sağlarsa bu Türk Sivil Havacılığı için daha yararlı olacağını ben tahmin ediyorum. Okan Üniversitesi'nin havacılık bölümünü yine öğrencilerine birlikteyiz. Aynı zamanda birinci çalıştayda kendilerine röportajlarımız olmuştu. Şimdi yine ikinci çalıştayda da buradalar. Merhabalar, yine siz biraz tanıyalım. Merhaba, ben Zümre. Okan Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İlk çalıştaya da katılmıştım. Bu çalıştay bence daha verimli oluyor. Çünkü geçenkisi fazla kalabalıktı. Bu sefer daha az kişi var ve gerçekten önemli konulara değiniliyor. Yani pilotlarla alakalı, havacılıkla ilgili, özellikle yorgunlukla alakalı, emniyet risk yönetimiyle de ilgili güzel konulara değiniliyor. Evden sonra soru cevap şeklindeymiş. Tabii, evet. Sorularınızı hazırladınız mı? 3-4 tane sorum var, evet. Tüyo verelim ekrana. Neler var soruların arasında? Ya dediğim gibi yorgunlukla alakalı bir sorun var, uçuş süreleriyle alakalı bir sorun var ve bir de hava trafik kontrolüyle ilgili bir sorun olacak. Bunlar çok karışık gerçekten, yani şu an anlatabileceğimi hiç zannetmiyorum. Şöyle bir... Biz sizin sayenizde tüm havacılara
Sorulara bakıyoruz şu an. Evet. Mesela ilk sorum, bir uçuşta iniş, kalkış ve düz uçuş olmak üzere 3 bölüme ayırıyoruz biz. Bu uçuş sürelerinde en önemlisi hangisidir? Yani mesela bir pilot düz uçuşu kullanırken mi daha çok zorlanır, yoksa iniş yaparken mi diye bir sorum var mesela. Evet. Biz şimdiden size hem hava Talpa'nın çalıştayına hem de sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi aydınlatıyorsunuz. Öğleden sonra tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. Gençlik göklerde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü deyince tabii pilotluk hep erkeklere mahsus gibi görülüyor maalesef. İşte pilot hanımefendiyle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sizi biraz tanıyalım. Türk Hava Kurumu Başlar Dersi Öğretmeni pilot Merve Oruç. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesajım. Bu meslek pilotlar için sadece erkeklere yönelik bir meslek değil. Kesinlikle bayanların da geç kalmış olsalar bile el atması gereken bir meslek dalı. Mesajım. Bayan tamam. Olarak neler söylemek istersiniz bayanlara? Hem Kadınlar Günü hem de bayanlar hep pilotların erkeklerin daha güçlü olduğunu düşünerekten hem cinslerimiz dahil bayan pilot mu diye çok dikkatli şekilde size de bakanlar olmuştur. Mutlaka uçağa binerken kokpitte bir bayan gördükleri zaman erkeklerin çekinerek bindikleri bir gerçek. Ama artık bunlar geride kalıyor gelişen sivil havacılık faktörleriyle. Merhabalar, siz de biraz tanıyalım. Ben de Türk Hava Kurumu İstanbul Uçuş Okulu'nda uzman psikolog olarak görev yapıyorum. Şu anda havayolu şirketlerinin pilot alım sürecinde uyguladığı bütün mülakatları ve testleri uygulayan yegane uçuş okulu olarak hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bugün Talpa'ya çok teşekkür ediyoruz. Pilotlar Çalıştayı'nın ikincisini düzenlediği için, özellikle Gürütcan Mantı Kaptanımıza. Havacılıkta cinsiyet ayrımı yoktur. O yüzden erkek adaylar kadar kadın adaylarımızı da pilotaj eğitimine bekliyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Hocam, havacılığın gidişatı ve bugünkü çalıştayla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Biz silahlı kuvvetlerden ilk sivil havacılığa adım attığımız günden sonra bugünlere gelinceye kadar olan aşamaları göz önüne aldığımızda gerçekten çok büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz. Tabii ki tam değil. Örneğin Çalıştay'da bahsedildiği gibi bir genel havacılık hala da bir emekleme safhasında. Ama özellikle son yıllarda gerçekten Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda gösterdiği yoğun ilgi sonucu ülkemiz sivil havacılığında çok büyük gelişmeler oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de katkılarıyla eskiye göre daha bilinçli, daha kontrollü, mümkün olduğu kadar daha uçuş emniyeti göz önüne alınarak çalışmalar yapılıyor. Ancak bütün bunların uluslararası standartlara ne kadar uygun olup olmadığı tam belli değil. O nedenle bu tip çalıştayların bu konulara da sizin de gördüğünüz gibi bir yorgunluk konusu, bir flight time'lar konusu şeklinde konular bütün dünyada çok önem kazanan konular. Bu konularla bu şekilde çalıştaylarda yapılan çalışmaların sonuçlarının ben zaman içerisinde alınacağına ve ülkemiz havacılığı için her bakımdan iyi olacağına inanıyorum. Önce sizin, sonra tüm dünyadaki bayanların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yine Çalıştay Kurulu'nun ikincisindeyiz. Yönetim Kurulu üyesi Özcan Ünal, kaptan pilotumuzla birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalıştay. Evet, çok verimli geçiyor. Sizlerin sayesinde. Sizlerin de sayesinde efendim. Sektörün tüm temsilcileri burada, dikkat ettiyseniz. Sivil havacılığımız başta. Ondan sonra bütün şirketler, havayolu pilotları, yöneticileri, üniversitelerden akademisyenler, ondan sonra okullardan yeni havacılarımız, yeni yetişen havacılarımız, hepsinin katıldığı güzel bir çalıştay oluyor. Pek çok önemli konu uzmanlarıyla birlikte tartışılıyor. Bunların başında flight time limitations, yani uçucu görev süreleri geliyor. Efendim, kozmik radyasyondan bahsedildi. Fatikten, yani yorgunluktan, çünkü bu da artık çok önemli konulardan biri. Fatik nasıl manage edilir, nasıl yönetilir? Bununla ilgili konular konuşuldu. Pilot seçim kriterleri,
pilot olacakların ya da pilot olduktan sonra kişilerin seçim kriterleri, şirketlere alımları, hangi süreçlerden geçiyorlar, nasıl değerlendiriliyorlar? Bunların hepsi konusunda içeride gördüğünüz gibi konuşmalar, fikir alışverişleri gayet güzel bir şekilde gidiyor. Sayın pilotum, öğleden sonra da soru cevap sanırım öğrenciler arasında. Evet, öğleden sonra panel şeklinde yapacağız. Konuşmacılar konularını arz ettiler. Şimdi alınan notlara göre akıllardaki sorular giderilsin. Bundan sonra neler yapılabilir, hangi konularda çalışılabilir diye panel yapılacak. Bir de konumuzun dışındayız ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir pilot olarak bayan pilotlar da burada. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önce uçucu bayanlarımızın, ondan sonra tüm bayanların tabii, annelerimizin, eşlerimizin, kızlarımızın hepsinin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Türk Hava Yolları pilotu, ikinci pilotumuz Alper Daça. Radyasyonla ilgili bir seminer verdi. Gerçekten de radyasyon tüm halkımızı ve bizleri son derece etkiliyor. Bu vermiş olduğu bilgiler gerçekten güzeldi. Biraz da kendisinden bilgi edinelim. Merhabalar efendim. Merhaba. Sizi biraz tanıyalım. Bir de bu radyasyonla ilgili bilgileri aktardınız. Bunun önemini vurgulamak istiyoruz. Tamam. İsmim Alper Daçe. Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapıyorum. 2006 yılından beri havacılık sektöründe çalışıyorum ikinci pilot olarak. Siz de zaten sunumu takip ettiniz. Biz uçucular olarak radyasyon bizi mesleki olarak etkileyen bir etken. Normal sivil hayatını sürdüren ve değişik mesleklerde çalışan insanlara göre çok daha fazla maruz kalıyoruz. Fakat bunun etkileriyle ilgili yeterli çalışma yok ve daha sonra bizim maruz kalacağımız etkilerden dolayı korunabilmemiz için yeterli limitler tanımlanmış değil. Sunumda da zaten bunu vurguladık. Amaç bunların limitlerin belirlenmesi, etkilerinin çalışmalar yapılarak tespit edilmesi ve bizim korunuyor olmamız bu etkenlerden. Pilotum, bunu nereden tespit ettiniz? Bu konuya nasıl vakıf oldunuz? Bu zaten her uçucunun aklında olan bir şey. Aklının bir kenarında hep her zaman uçarken işte radyasyona maruz kalıyoruz. Acaba ne kadar maruz kalıyoruz? Acaba ileriki hayatımızda bizi etkileyecek mi? Çünkü 25 yıl, 30 yıl, 35 yıl uçuyoruz. Acaba emekli olduğumuzda bundan etkilenecek miyiz? En basiti, maalesef Allah kimseye vermesin, kanser olacak mıyız? Mesela herkesin aklında bu soru vardır. Bu aslında motive edici olan şey bu konuyu araştırmadaki. Bizzat çünkü işin içindeyiz. Siz de bu konuyu araştırdınız ve bunu bu Talpa gündeminde masaya yatırdınız. Evet, bu şekilde zaten bizzat ilgilendirdiği için beni severek yaptım bu çalışmayı. Kitap basmayı düşünüyor musunuz bununla ilgili? Yok, hayır, o kadar akademik bir çalışma değil. Daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılması lazım. Belki üniversitelerle, ancak o zaman yayınlanabilecek bir değer kazanır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilere. Önümüzde Dünya Kadınlar Günü var. 8 Mart. Tabii siz burada da hamile annelerin bu radyasyonla ilgili çalışmalarını da gündeme getirmiştiniz. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili? Tabii bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Annelik elbette en kutsal şeylerden birisi. Çalışmada ondan da bahsettik. Annelerin ve potansiyel çocuk sahibi olacak bayanların radyasyondan etkilenmemesi için de limitlerin belirlenmesi gerekiyor. Bu da sadece uçanlar için değil, yani mesleki olarak değil, yolcular için de önemli bir şey. Bu konuya dikkat çektik zaten. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Talpa ikinci çalıştayındaydık. Gerçekten de sabahtan beri takip ettik. Çok güzel geçti. Şimdi genel koordinatörümüz Cemal Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Cemal Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu çalıştayla ilgili takip ettik. Gerçekten birbirinden güzel konular vardı. Bu konularla ilgili, bugünle ilgili bize bilgi aktarmanızı isteriz. Peki. Şimdi 2013 bu yıl ikincisini yaptığımız pilotlar çalıştayı. Bunda özellikle üzerinde durduğumuz konu, biliyorsunuz Türk Sivil Havacılığı bir gelişim içerisinde, uluslararası arenada da kendisinin yerini gitgide hissettirmeye başlayan bir
konumda. Tabii bu gelişme tabii meslek içerisinde de bir takım sorunlar ve yeni düzenlemeleri gerektiriyor. Biz pilotlar olarak ikincisini yaptığımız bu çalıştayda özünde pilotlarımızla ilgili mesleki konuları ele alıp bunların çözüm ve önerilerini tartışıp ve bir veri bankası oluşturma çabasındayız. Sivil havacılığın çeşitli kurum ve kuruluşlarından, hava yollarından, bizzati uçan meslektaşlarımızdan her türlü kurum ve kuruluşları burada toparlamaya çalıştık ve onların bilgili karşılıklı bilgi alışverişini sağlamaya yönelik bir çalışma yapıyoruz şu anda. Cemal Bey, bildiğimiz kadarıyla hem radyasyonla ilgiliydi konuşmalar. Yorgunluklar vardı. İlk kez böyle bir toplantı öğrencilerin dikkatini çekti. Az sonra soru cevaplarımız olacak. Evet. Şimdi tabii burada önemli olan mesleki düzenlemelerin belirli kanunlarla yapılıyor. Tabii biliyorsunuz normal çalışan kişiler iş kanununa tabi. İş kanunumuz bunları düzenliyor ama uçucu personel, uçuş ekiplerini düzenleyen yönetmelikler sivil havacının SAT-6A-50 dediğimiz çalışma düzenlerine göre yapılıyor. Ve bunlarda da normal, yani masa başında çalışan bir insan sabah 5 akşam 8 sabah 8 akşam 5 çalışır ama burada öyle bir şey yok. Çeşitli haftalık, günlük, aylık çalışma süreleri var. Bunlar tabii ki bakıldığı zaman farklı bir çalışma periyodunu ve ritmik insan biyolojisine ritmik farklı yansımaları oluyor. Bunları dışında da uçuşlarda tabii ki atmosfere de direkt güneş ışınlarına maruz kalındığı için radyasyon konuları var. Şimdi bu konuları ele aldığımızda bir düzenlemenin ve eksik olan şu anki düzenlemelerde eksik olan konuları burada tartışalım istedik ve özellikle aramızda öğrencileri, pilotla meslek edinmek isteyen, düşünen arkadaşlarımızı, şu anda pilotluk eğitimde olan arkadaşlarımızı da davet ettik. Onlar da aramızda şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Cemal Bey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Neler söylemek istersiniz? Radyasyonla ilgili hamile hanımlar oluyor, genç hanımlar, pilot hanımlar. Neler söylemek istersiniz? Söylemek, 8 Mart, evet, Dünya Kadınlar Günü. Özellikle bizim uçucularımızın arasında da bayan pilotlarımız var ve mesleklerini çok da iyi icra ediyorlar. Bu bakımdan da kadınlarımızın, annelerimizin her konuda, her meslekte bizleri yetiştiren kişiler onlardır. Hepimizi yetiştiren kişiler oldu. Her meslekte büyük katkıları var. Bunun bakımından baktığımızda hem havacılık camiası olarak bizler, şahsım adına da bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gerçekten güzel bir çalıştayla sizleri buluşturduk. İkinci başkanımızla da birlikteyiz. Başkanım, çok güzel bir gün geçiriyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet, ben de bu görüşünüze katılıyorum. Gerçekten çok değerli sunumlar yapıldı. Evet. Ve çok değerli katılımcılarımız oldu. Ve gerçekten yararlı sonuçların çıkacağını hem resmi açıdan hem de şirketler açısından çok yararlı olduğunu zannettiğimiz bilgilerin hem tekrarlandığını ve yeni konuların ortaya atıldığını görüyoruz. Özellikle kural tanımaz yolcular gibi, kozmik radyasyon gibi. Bu nedenle çok yararlı oldu katılımcılara, sizin bahsinizde de. Biz çok teşekkür ediyoruz. Üçüncüsü ne zaman başkanım? O henüz şu anda planlanmış durumda, ancak bu toplantının sonuçlarına göre tekrar yayınlayacağız. İlginiz için teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, neler söylemek istersiniz pilot hanımlara ve uçuran hanımlara? Efendim, yani cennet annelerin ayaklarının altındaymış. Biz her hanımı, özellikle Türk kadınını, geçmişteki tarihi değeri artı bir anne olarak müstakbel görüyoruz. Onun yetiştireceği geleceğe güveniyoruz. Hepsine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Onlar da kendilerini geleceğe göre lütfen hazırlasınlar. Sefa Bey, sizi unutmak mümkün mü? Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bu pilotlar çalıştayı, ikincisini nasıl buldunuz? O konularla ilgili bilgi edinmek istiyoruz. Pilotlar çalıştayı gerçekten başarılı geçti. Katılım açısından da çok iyi. Ancak burada büyük bir eksiklik gördüm ben. Bu eksiklik de şu anda
bu çalıştayda hiçbir yöneticinin olmaması. Türk Hava Yolları, Pegasus veya Onur Air gibi büyük şirketlerin yöneticilerinin içinde de pilotlar var ve üst düzeydeler. O kişiler bu meslektaşlarının çalıştığı ve sorunlarını buraya gelip de izlemezlerse, dinlemezlerse tamam bu şirket, bu havacılık ilerlemez. Anlatamıyorum ya, yani Talpa'nın yapmış olduğu bu çalışma güzel. Mesleki bir çalışma yapmışlar ama bir yöneticinin olmaması çok büyük sorun olmuşuz. Bir gördüğüm eksiklik bu. Yoksa konuşmacılar, konularına hakimiyeti, hazırlıklar mükemmeldi. Beğendim yani gerçekten. Her zaman sizin düşüncelerinize saygı gösteriyoruz Sefa Bey. Çok dikkatlisiniz o konuda. Tebrik ediyoruz. Biz de basın olarak biz de aynı şeyi sizin konuşmanızın altını yine çiziyoruz. Tabii, yöneticilerin olmaması, şirket, havayolu şirketten yöneticilerin temsil edilmemesi çok büyük yanlış. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü temsil edildi. Onları hakikaten kutlamak lazım. Böyle şeylere en üst düzeyde katılım sağlıyorlar ve dinliyorlar, not alıyorlar. Ama sektörde masayı kapan kaptanlarımız veya pilotlarımız, yani kendilerini hat pilotluğundan çıkartıp makama getiren kişiler kendilerini artık pilot görmüyor olsa gerek ki buraya katılım yapmıyorlar. Bir de Sefa Bey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hanımefendilerine neler söylemek istersiniz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü? Kadınlar Günü için ne söylenebilir? Kötü bir şey söylenebilir. Onlar bizim için her şey. Evet, yine çok güzel bir konuyla sizleri karşılaştırdık. Genç Gökler'de programı adına. Yorgunluktu. Çok değerli hocamızla birlikteydik. Şimdi kendisinden görüntüler üstüne mesajlar yapalım istedik. Merhabalar efendim. Merhabalar. Bugün Talpa çalıştayında özellikle pilotları çok yakından ilgilendiren yorgunluk konusunda konuştuk. Bu yorgunluk bizim günlük hayatımızda bildiğimiz fiziksel yorgunluktan çok daha çok fiziksel ve psikolojik yorgunluğu kapsıyor. Özellikle uçuş ekiplerinin üzerinde çok olumsuz etkiler yapıyor. Siz yurt dışındayım demiştiniz. Hem sizi biraz tanıyalım hem de yurt dışında neler yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 25 yıldır yurt dışında ve 23 yıldır pilot olarak uçuyorum. Havayolu pilotuyum. Türk Hava Yolları. Hayır, yurt dışında bir hava yolları, İsviçre hava yolları. İsviçre hava yolları ve Türkiye'mizdeki Sivil Havacılık Akademisi'nin kurucu üyelerindenim. Türk sivil havacılığımızdaki uçuş emniyetinin daha iyi gelişmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Türk sivil havacılığı gerçekten takip ediyoruz. Gençlerimiz de takip ediyor. Az önce bir genç grup sorularını hazırlamışlar. 10 tane soru yönelecek size. Okan Üniversitesi'nin havacılık bölümü öğrencileri. Sorulara şimdiden hazır olun. Tamam, oldu. Çok güzel. Gerçekten Türkiye'mizde yurt dışından baktığımız zaman bir Türk olarak geçen yıllara rağmen çok güzel çalışmalar yapılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Talpa Pilotlar Sendikası Derneği de çok güzel çalışmalar yapıyor. Çok umutluyuz. Çok güzel şeyler oluyor Türkiye'de. Çok seviniyoruz. Teşekkür ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neler söylemek istersiniz? Pardon, anlamadım. Soruyu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neler söylemek istersiniz? Kadınlar bizim parçamız. En güçlü erkeğin arkasında çok güçlü bir kadın durur. Şimdi gerçekten mükemmel bir görüntüyle karşılaştık. Yanımıza çok değerli Mantı Kaptanımla birlikteyiz. Merhabalar Kaptanım. Nasılsın? Çok güzel. İnanın arkadaki öğrencilerin konuşmalarını duysanız gözleriniz yaşar. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Pilotlar çalıştayımızın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu ikincisi. İkincisi, evet, ikincisi. Her sene üçüncüsü, sene inşallah üçüncüsü. Bundan sonra devam edecek. Mesleki sorunların tartışıldığı medeni bir ortamda çalıştayımızı yapıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Kokpit dergimizde en kısa zamanda bunun yayını olarak. Mart'ın sonunda basılacak olan Kokpit dergimizde bütün konular gündeme gelecek. Ayrıyeten web sitemizde bugünkü çalıştayda yer alan bütün gündem maddeleri yer alacak. Oradan da izlenebilir. www.talpa.org sitemizi ziyaret etmelerini rica ediyorum. Başkanım, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili ne söylemek istersiniz? Kadınlar bizim başımızın tacı, biliyorsunuz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz de televizyon olarak hem hanımefendiyi hem de değerli kızımızı, Dünya Kadınlar Günü'nü ve tüm pilotların, havacılık camiasının Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayjet 9. dönem
Pilotlarımızın yanındayız. Şimdi gerçekten birbirinden değerli pilotlar, aynı zamanda sıra arkadaşları, kargo pilotları. Kendilerinden kargo hakkında bilgiler dinleyeceğiz. Aynı zamanda yaşamış olduğu deneyimlerini genç pilot adaylarımıza aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Pilotum, nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Daha önce de röportajlarımız oldu. Bayağı evet. Beğeni kazandı. Bizler tekrar hem sıra arkadaşınızla hem de sizinle ikinci bir röportajı tekrarlamak istedik. Evet. Siz de bizi kırmadınız. Burada oldunuz. Teşekkürler. Biz de buraya gelmekten çok memnunuz. Bu işe başlayan, gönül veren arkadaşlarımıza bilgi vermekten. Çünkü havacılık bir bütün camiadır. Ajet'ten sonraki süreçten bahsetmek gerekirse, tabii eğitim bittikten sonra zorlu bir maraton daha başlıyor. Alacağınız tip eğitimi çok daha yoğun ve zorlu geçecek. Bizimki de o şekilde geçti zaten. Şimdi okul bitince her şey bitiyor değil yani. Orada yeni bir eğitim süreci başlıyor. Daha zorlu bir eğitim süreci başlıyor. Yani okulu okuduk. O da zorlu bir eğitim. Zorlu bir eğitimden bahsediyoruz her zaman. Ama okulu bitirdik, artık pilot olduk diye bir durum yok. Önümüzde daha zorlu bizi bekleyen simülatör eğitimleri var, tip eğitim var. Bunları da tabii ki takip edip eğitim ön planda olması gerekiyor. Sizi de biraz ekranlarımız tanısın istiyoruz. Sizin de kargo pilotunuz var. Evet, ben de kargo pilotuyum. Sencer gibi. Sencer MNG Havayolları'nda, ben de işte ULS Havayolları'nda halen görevlerimize devam ediyoruz. 9. dönem öğrencileriydik biz Sencer'le beraber. Birlikte bir kopma şeyinizi yaşatıyorsunuz uzun sürede. Tabii. Okulda tanışmıştık biz Sencer'le. Hala kopmayan bir arkadaşlığımız var. Her zaman görüşürüz. Uçuşlarımızdan arta kalan zamanlarda beraber zaman geçiririz. Ve bu bizim aslında, bu bize bir avantaj. Çünkü bir yere gittiğiniz zaman sırf havacılık sektörü için değil, başka sektörler için de bir yere iş başvurusuna gidebilirsiniz, ziyarete gidebilirsiniz. Oradan sizden birilerini görmek, yardımcı olması açısından, yani tanıdık yüzleri görmek bence bir avantaj yani. Yani bizim okul mezunlarının olmadığı hiçbir havayolu yok herhalde. Şimdi bütün havayollarında putrak gibi Ajet'in pilotlarını görebiliyoruz. Ajet'in pilotlarını her yerde görmek mümkün ve bu bir avantaj bence. Çünkü gittiğinizde kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Daha huzurlu oluyorsunuz. Daha rahat oluyor kesinlikle, atmosfer. Kesinlikle katılıyorum. Bunlar size yardımcı, yani yabancı birinden yardım almaktansa bildiğiniz insanlar size şey yapıyorlar. Bir de eğitimin kalitesi bakımından kendi okulundan geldiğini bildiği için güvenerek bir üst amirlerine şey yapabiliyorlar. Benim işte arkadaşım diyerek sizi takdim edebiliyorlar yani. Burada tabii ki hava kış mevsimi olduğu için buzlanma ile ilgili sorularımızı size yöneltmek istiyoruz. Sencer pilotumuza da yağmurlarla ilgili sorularımız olacak sevgili gençler. Şimdi buzlanma ile ilgili bize anlatmak istediğiniz, merak ettiğimiz şeyler oluyor. Yani diyelim ki bir uçağı düşünelim. Buzlanıyor. O esnada ne yapması gerekiyor pilotumuzun? Evet, şimdi buzlanma dediğimiz zaman, şimdi zorlu havacılıkta buzlanma tehlikeli bir yapı. Şimdi şimdi uçak dizayn edilirken uçuşunu uçmaya göre planlanmış, yapılmış. Şimdi üzerinde buz tabakaları oluşması kanadın yapısını değiştirdiği için tutunmayı sağlıyor kanat. Ve buzlanma olduğu zaman aerodinamik yapısı değişiyor. Kanat yapısını ve kaldırmayı etkiliyor. Dolayısıyla mesela de-icing dediğimiz veya anti-icing dediğimiz işlemlerin uygulanması gerekiyor. Bunlar pahalı. Havacılıkta her şey pahalı ama tabii ki bize ilk havacılıkta öğretilen şey safety is first kuralı. Yani ne kadar pahalı olursa olsun o uçuştan önce o de-icing şeyinin alınması lazım. De-icing'in alınması gerekiyor. Şimdi de-icing dediğimiz zaman terimleri tabii biliyorsunuz ki pek bilemeyebilirler. De-icing nedir? De-icing, alkolün kanatlara belirli oranlarda suyla karıştırılıp mesela %50 oranında, %75 oranında yıkanması. Kanatların, özellikle kanatların alkolle yıkanması belirli oranlarda, mesela %50, %75, %100 olarak. Tabii bunların da şeylerine göre, kategorilerine göre şeyleri de fiyatları da değişiyor. İlk önce emniyet olduğu için bunun zorlu hava koşullarında alınması gerekiyor. Kanatların temizlenip öyle kalkış yapılması gerekiyor. Bu haftada programın sonuna geldik. Güzel görüntülerle yine sizleri, ekibim ve ben hafta boyu
dolaşıp havacılığa bilinmeyen en güzel görüntüleri sizler için hazırlayacağız. Hoşça kalın. Tekrümeli TV ve Genç Göklerde de kalın.